Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini şerh etmeye, anlamaya devam ediyoruz. Bu akşam Rabbimizin isimlerinden El-Muhyî Celle Celaluhu, o isimle başlıyoruz. En güzel isimleri anlıyoruz, en güzel isimleri şerh ediyoruz. Müslümanın öncelikle dünyada öğrenmesi gereken Allah Teala'ya ulaşabilmek, Allah Teala'yı sıfatlarıyla, onu isimleriyle tanıyabilmek. Allah Teala'yı tanımanın en açık yolu da kardeşlerim, onun isimlerini bilmek, muhtevasıyla bilmek, mazrufuyla bilebilmek. Allah Teala "Fe'alem ennehu la ilahe illallah" Efendimiz Aleyhisselam adına bütün müminlere, bütün peygamberlere hep bu ilanı haber vermiş. Onlar şunu bilecekler: Allah'tan başka ilah yok. Sadece ona kul olacak, sadece ona ibadet edecekler. Peki bunun çerçevesini nasıl çizecekler? Kimden öğrenecekler? İsimlerden öğrenecekler. Yani onun yollarından bir tanesi bu. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bu isimleri öğrendikçe, bu isimlerin manasına, bu isimlerin derinliğine, bu isimlerin mazrufuna ulaştıkça o zaman siz de marifetullah ummanı, sağı solu, eni arkası idrak edilemeyecek bir çerçeveye ulaşacak kardeşlerim. O derinliğe Allah Teala bizleri ulaştırsın inşallah. İşte o isimlerden bir tanesi El-Muhyî Celle Celaluhu. Hayat veren, hayata ulaşma, hayatı ihtiva etme kabiliyeti olan ne kadar canlı varsa Allah Azze ve Celle onlara hayat veriyor. Onlar hayatlarını ondan alıyorlar. El-Muhyî Celle Celaluhu. O varlıkları diriltiyor. O Kur'an-ı Hakim'le, o vahiyle yürekleri diriltiyor. Bir adam bakıyorsun kafir, yani kendi dünyasında bir felaketin içinde yaşıyor. Bir tarafta bir yapma gül düşünün, bir de hakiki gül. Yapma gülü gerip koklar mısınız? Elinize alır şöyle, elinizle ona dokunur musunuz? Yapar mısınız? Yapmazsınız. Sadece o yapma çiçekleri öyle bir yere koyarlar, orada dururlar. Yapmadır o, sunni bir çiçektir o. Ama hakikisi olunca insan onun dibine su döker, eğilir, koklar, eliyle dokunur, koparmaya kıyamaz. Çünkü onda bir can var. Vahiy de böyledir. Yüreğe değdiği zaman insana, mümine, Müslümana Allah Azze ve Celle onunla bir hayat verir. Vahiy ile hayat bulur. Kafire bakın, Müslümana bakın. Mümine, kadına bakın, kafire olan kadına bakın. Arada böyle bir fark göreceksiniz. Biri yapma gül gibi, öteki hakiki bir tohumdan çıkan, neşu nema bulan bir gül. Onda hayat, diğerinde memat görürsünüz. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle En'am suresinin 122. ayeti: "Evmen kana meyten fahyeynahu ve cealna lehu nuran." Bir ölü var, ona hayat veriyoruz. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Sonra ona bir nur veriyoruz, onunla yürüyor. Bu adam kemen meseluhu fi zulumat, karanlıkların içindeki gibi olur mu? Yani ölüye Allah Teala hayat veriyor. Nasıl hayat veriyor? Ölü bir kalp var, yapma çiçek gibi, imanla, Peygamber Aleyhisselam'a teslimiyetle Allah Teala ona bir hayat veriyor. Kalkıyor ayağa işte. Ebu Bekir oluyor, Ömer oluyor, Osman, Ali radıyallahu anhum oluyor. Bu kemen meseluhu fiz zulümati, bu adam o karanlığın içindeki yaşayan gibi, leyse bi haricim minha, oradan çıkma imkanı yok, ihtimali yok. Nuruyla yürüyen karanlığın içindeki kafir gibi olur mu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Neden olmaz? Çünkü birinin dünyasında iman var. İman ona hayat veriyor. İman onu bir alemden alıyor, bambaşka bir aleme, bambaşka bir dünyaya taşıyor. Kardeşlerim, Allah Teala El-Muhyî Celle Celaluhu, hayat veriyor. وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Ölen bir toprak var, ölen bir arız var. Kışın kupkuru, baktığınız zaman simsiyah bir toprak görüyorsunuz. Fakat bahara doğru yemyeşil oluyor. Neyi ektiyseniz onlar toprağın üzerine çıkıyorlar. Allah Teala hayat veriyor. Çiftçi kardeşim uyuyor, haberi yok. Yağmur yağıyor. Gecenin yarısında yağan yağmurla Allah Azze ve Celle o toprağa, ekmiş olduğu toprağa hayat veriyor. Haberimiz olmadığı halde alemde tahakkuk eden bütün bu gelişmeleri yöneten, yaratan odur. El-Muhyî Celle Celaluhu. فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Rum suresinin 50. ayeti. Buyuruyor ki فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin neticelerine, sonuçlarına bak. Bak göreceksin. Ateizmayı, deizmayı, başka masalları akıl kabul eder mi? Vicdan kabul eder mi? İnsaf onaylar mı? فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Öldükten sonra kupkuru arza Allah Azze ve Celle nasıl hayat veriyor? Bunu gören birisi ağaçları, gören birisi baharda dirilişi nasıl inkar eder? Yaratılışı nasıl inkar eder? Nasıl reddedebilir? Bakmıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Tabiata, tabiat dediğiniz basılan Allah Teala'nın talimatıyla, kudretiyle var olan aleme bakmıyor musunuz? Orada onun kudretinin eserlerini göreceksiniz. Yine Fussilet suresinin 39. ayetinde وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Yani onun ayetlerinden وَمِنْ آيَاتِهِ, Allah Teala'nın varlığına, birliğine sizi götüren delillerden bir tanesidir. Nedir ya Rabbi? وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً. Yere bakıyorsun kupkuru. Sonra ne oluyor? فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Yağmur indiriyor, sonra yer bir hareketleniyor, kabarıyor, oradaki bitkiler boy veriyorlar. Bütün bunları yapan kim? İnnellezî ahyâhâ lemuhyil mevtâ. Bütün ölüleri dirilten Allah Azze ve Celle can veriyor. İnnehu alâ külli şeyin kadîr. Cümle taliliye. Öncesinin gerekçesini veriyor bize. Nasıl oluyor bunlar? Çünkü o her şeye kadir. Ol deyince olduran Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, yine Araf suresinin 158. ayetinde "Kul ya eyyuhen nasu inni rasulullahi ileykum cemi'a." Ben bütün aleme, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberim. İnni rasulullahi ileykum cemi'an illezî lehu mulkus semâvâti vel ard. La ilahe illa hu yuhyi ve yumît. Ondan başka ilah yok. O diriltir, o öldürür. Öldüren o, dirilten odur kardeşlerim. Hayat veren odur. Yumurta tavuktan çıkıyor. Peki bugün insanlar teknolojide bu kadar ileri noktaya gittiler. Bir yumurta fabrikası kurabilirler mi? Yani onun içine taş, buğday, tavuk ne alıyorsa onları koysunlar. Sonra o fabrika, o aletler bir yumurta versin. Ya da bir alet yapsın insanlar, saman koysunlar, ot koysunlar içine. Oradan süt alsınlar. İnek bir fabrika değil mi kardeşlerim? Tavuk bir fabrika değil mi? Biz hayran kalıyoruz. Neler yaptı diyoruz. İnsanlar robot yaptılar, şunu bunu yaptılar. Peki bütün bunları yapan insanlar bir tavuk yapabilirler mi? Bir inek yapabilirler mi? İcat edebilirler mi? Ya da bir alet yapsınlar. İçine tavuk ne alıyorsa, inek neleri yiyorsa onları koyuyorlar. Tavuğun ürettiği, bize ihsan ettiği, Allah Teala'nın tavuk vasıtasıyla ikram ettiği yumurtayı versinler, sütü versinler. Olur mu? Yapabilirler mi? Robot yaptılar ama robotun kaynağı ne? Ham maddesine işte aletler, cihazlar, madenler vesaire onları işlediler. Netice itibariyle o altyapıyı tesis edince robotu icat ettiler. Piyasaya sürdüler. Peki bu mu daha harika? Yoksa duygusu, muhabbeti, gülmesi, sevmesiyle bir insan mı? Allah Teala insanı mimma immehin, elem nahlukkum mimma immehin. Yani atılan bayağı bir sudan yaratıyor. Bayağı bir sudan insan, yani sen oldun. Öte tarafta şu kadar mühendis, şu kadar zaman çalışıyorlar, bir robot icat ediyorlar. Bütün dünya ona kilitleniyor. Robot oldu diyorlar. Radıyallahu anh. Robot oldu diyorlar. Robotu icat etti diyorlar. Alkışlıyorlar, haber yapıyorlar, mühendislerle söyleşiler yapıyorlar. Elbette olsun, elbette güzel ama o robotu insana bakarak icat ettiler. O robotun içine duyguyu, aşkı, muhabbeti, imanı veya inkarı neyse bunları koyabilirler mi? Koyamazlar kardeşlerim. Hem onun arka planı var ama insanın böbreğinin, kalbinin, beyninin, bütün sisteminin arka planında atılan bayağı bir su var. Bütün bunlardan seni vücuda getiren, yoktan var eden kimdir? فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Öldükten sonra, karardıktan, simsiyah olduktan sonra toprağa hayat veren Allah Azze ve Celle, seni yoktan var edip varlık alemine getiren işte o kardeşlerim, o El-Muhyî, hayat veriyor. Anne hamile oluyor, karnında bir çocuk var. Peki karnındaki çocuktan haberi var mı? O çocuk nasıl oluyor? Onun sindirim sistemi, onda böbrek, kalp, sair organlar, onların oluşmasından annenin haberi var mı? Yok. Peki çocuk oradaki günlerini hatırlamıyor. O halde anne bilmiyorsa, çocuk hatırlamıyorsa annenin karnında o sistemi var edip yöneten kim? El-Muhyî Celle Celaluhu. O var ediyor, o yaratıyor. Sonra insan onu unutuyor işte. Allah Teala'yı unutuyor, ona asi oluyor kardeşlerim. Allah Teala'ya meydan okuyor. Cenab-ı Hak hepimizi böyle bir savrumada muhafaza buyursun. Bir gün Zunnun-i Mısri Hazretleri'nin dervişlerinden birisi vecd halinde bir sokağa girmiş, eyne kalbi, eyne kalbi diye bağırıyormuş. Öyle bağırırken bir kadın görmüş. Bunalmış kadın, çocuğunu almış, öyle birkaç defa vurarak bir daha bu eve giremesin diye evden dışarıya çıkarmış çocuğu. Eyne kalbi, eyne kalbi diye bağıran o sufi derviş çocuğu izlemiş bir müddet. Dolaşmış, sonra gelmiş o evin merdivenine başını koymuş. Anne, ya umma, anneciğim, anam, sen beni gönderdin. Senden başka kime giderim ki? Eğer sen beni almazsan, kabul etmezsen kimlere sığınırım diye çocuk ağlıyor. Anne yüreği dayanamıyor, sonunda kapıyı açıyor, oğlunu alıyor, kucaklıyor. Evladım bunu sen istedin diyor. Şunları şunları bana yaptın, neticede ben de seni gönderdim. Ama dışarıya çıktın, benden başka gidecek kimse olmadığını anladın. Annenin kucağına dönünce o cümlelerle burada annene yalvardın, annen de kapıyı açtı diye anne aldı kucağına, evladını kucaklıyor, öpüyor, bağrına basıyor. İşte o zaman eyne kalbi diye bağıran derviş vacettu vacettu diye bu defa yine başka bir ifadeyle bağırarak yoluna devam ediyor. Şimdi buldum diyor. Neyi buldu kardeşlerim? Çocuk anneye ihanet edince anne çocuğu attı. Çocuk dışarıya çıktı. Baktı ki anne kucağından başka hiçbir kucak anne gibi onu bağrına basmıyor. Döndü, eşeğe başını koydu. Anne anne diye ağlamaya başladı. Biz de ya Rabbi senden başka sığınağımız, tutanağımız, barınağımız yok ya Rab. Sana gelmedi. Bütün varlığımızla rahmet kapının önünde "Udu'uni estecib lekum." Bana dua edin, size icabet edeyim buyurdun. O aşk, o vecdle sana yalvaracaktık ama yalvaramadık. Kulluk yapamadık ya Rabbi. Anladım ki o çocuk, o anneye nasıl iltica ettiyse sana aynı aşkla gelip iltica edebilseydik o zaman rahmetinle bizi kuşatacaktın Allah'ım. Rahmet deryana bizi alacaktın Allah'ım. Kardeşlerim, El-Muhyî Celle Celaluhu ölen yüreklere, umudunu kaybeden kalplere hayat veriyor. Ya da kafirler var, kalbi ölü adamlar var. Ölü bir halde yaşıyorlar. Yapma gül gibi, yapma çiçek gibi. Onlar da öyle insanlar. Yüzlerine baktığınızda, ifadelerine baktığınız zaman ölüm onların içine, yüreğine öyle sinmiş, öyle hakim olmuş ki hayata dair umutları kalmamış o adamların. Bunu bakışlarında, bunu ifadelerinde görür, müşahede edersiniz. Fakat El-Muhyî Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor, onunla o yüreklere hayat veriyor. Efendimiz Aleyhisselam bakıyor kafirlere, bakışıyla onların yüreklerine hayat veriyor. El-Muhyî Celle Celaluhu ismi sahabe-i kirama baktığınız zaman hepsinde tecelli ediyor. Ama bir tane var ki o bir cihetle daha fazla temayüz ediyor. İkrime radıyallahu anh, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de soylular, aristokrasiye mensup olanlar, onların düşmanlığı daha ziyade. Musab bin Umeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhuma böyle aileye mensup. İkrime de böyle bir ailenin çocuğu. Onlar kurtuluyorlar. Onlar Müslüman oluyorlar. Ama İkrime o ailenin içinde kalıyor. Öyle düşman ki Allah Resulü aleyhisselama. Yani elinden gelse gidecek, Allah Resulü aleyhisselamı şehit edecek. Öyle bir adaveti, öyle bir düşmanlığı var. Babası Mekke ordusunu kumanda ediyor. Bedir'e babasıyla beraber İkrime de katılıyor. Geliyor, Bedir'de savaşıyor. Fakat gözleri önünde babasının öldürülmesini seyrediyor. Sonra kuyuya atılıyor babası. Geriye yalnız başına dönüyor. Yemin ediyor. Hubel'e, Menat'a, Uzza'ya yemin ediyor. Babasının intikamını alacak. Yine orada hazırlanıyor. Uhud'a giden ordunun içinde İkrime de var. Şehitler mahşerine dönen Uhud'da katiller arasında İkrime de var. Ardından Hendek Muharebesi'nde yine İkrime'yi görüyoruz. Öyle bir öfkesi, öyle nefreti var ki Hendek'i aşıyor, karşı tarafa geçiyor. Resulullah Aleyhisselam'a ulaşabilme adına. Aradan yıllar geçiyor. Fetih ordusu Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Mekkeliler ittifakla, icma ile teslim oluyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kılıç çekmeyecekler. Fakat o icmaya uymayan birisi var. Yanına topladığı adamlarla savaşmaya devam eden İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Savaş şöminleri etmiş, savaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i gönderiyor. Halid bin Velid'in önünde duramıyor. Adamları dağılıyorlar. İkrime kaçanlar arasında. Kaçarak kurtuluyor. Yemen tarafına gidiyor. Gemiye binip ayrılıp gidecek. Artık ondan sonra Mekke-i Mükerreme'de durmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına 10 tane kadın geliyor. 10 kadından 2 tanesi Ebu Sufyan'ın eşi Hint, Allah Resulü Aleyhisselam'ın azılı düşmanlarından. Diğeri ise bırakıp Mekke'yi kaçan İkrime'nin eşi Ummu Hakim. Efendimiz'e geliyorlar. Yüzü gözü sarılmış Hind'in. Anlatıyor, imanını ilan ediyor. Sonra ben o Hind'im ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına açık yüzle gelemiyor. Haya ediyor. Neden? Hazreti Hamza'ya yaptıklarını biliyor, yaptırdıklarını biliyor. Şimdi o kadın mağlup olmuş, Mekke yenilmiş. Peygamber aleyhisselam bunları öldürün dese onlardan bir tane sahabe hayatta bırakmayacak. Ama onlar yine Efendimiz aleyhisselama geliyorlar, merhamet diyorlar, imanlarını ilan ediyorlar, izhar ediyorlar. Konuşuyor, ondan sonra Ummu Hakim söz alıyor. Diyor ki ben ya Resulallah sizin en azılı düşmanınız Ebu Cehil'in geliniyim. İkrime'nin eşiyim. Ben Ummu Hakim ya Resulallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Efendimiz Aleyhisselam onlara merhaba diyor. Hoş geldiniz diyor. Diğer kadınlara İstekleri, arzuları neyse onları söylüyor. Kızı Fatıma da Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında. Ummu Hakim, İkrime'nin eşi diyor ki, eşim kaçtı gitti ya Resulallah. Ona eman verir misin? O peygamber beni öldürür. Peygamber bana müsaade etmez diye ayrıldı gitti. Eman verseniz gitsem, eşimi bulsam, alsam Mekke'ye getirsem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fahuve aminun buyuruyor. Gelsin o emandadır. Ona da kılıç çekilmeyecek. O kadın gider. Eşi tam gemiye binecek. O sıra eşine ulaşır. Der ki ben ci'tu min ebarrin nas ve avsalin nas ve hayrin nas. İnsanların en hayırlısından, en iyisinden, sılaya en ziyade hürmet göstereninden, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanından geliyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana eman verdi. İkrime gemiciyle konuşuyor, tartışıyor. Geminin sahibi Müslüman olmuş, diyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezsen, seni gemiye almam, kabul etmem diyor. İkrime de, ben onu söylememek için buralara kadar geldim. Bunlar başıma geldi. Şimdi sen bana bunu mu telkin ediyorsun der. Kabul etmez. Fakat öte taraftan eşi Ummu Hakim bağırıyor. Ci'tu min abarrin nas ve avsalin nas ve hayrin nas. Muhammed Aleyhisselam'dan, insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Sana müjdelerim var. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki فَهُوَ آمِنٌ Gelen İkrime bile olsa o da affedilecek, ona kılıç kaldırılmayacak. Ayrılır, İkrime eşiyle beraber geliyor. Bir yer görürler, boş bir ev. oraya İkrim'e eşiyle beraber girmek ister. Onunla beraber olmak ister. Olmaz der. Sen müşrik, ben Müslüman bir kadınım. Müşrik bir adam, mümine bir kadınla bir mekanda baş başa olmaz, kalamaz der. O halde Mekke-i Mükerreme'ye gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'nin gelişini haber verir. Ashab-ı kirama radıyallahu anhum hazaratına, Bedir'i, Uhud'u hatırlayanlara buyurur ki, şimdi Ebu Cehil'in oğlu geliyor. La tuazzibul ahyâ'e bisebbil amwat. Ölülere söverek sakın ha dirilere eza etmeyin. Babasından, Ebu Cehil'den, onun ihanetinden, zulmünden bahsetmeyin. İkrime içeri girer, Allah Resulü Aleyhisselam'a bana eman verdin mi ya Resulallah der. Evet deyince, peki ne söyleyeyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İkrime radıyallahu anh, Ebu Cehil'in oğlu, orada iman eder. Ondan sonra öyle birisi olur ki kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim eline alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iman ettikten, teslim olduktan sonra Kur'an-ı Kerim sayfeleri eline alır, yüzüne kapatır onları. Kitab-ı Rabbi, Kitab-ı Rabbi, bu benim Rabbimin kitabı, Rabbimin kitabı der, ağlar gözyaşı döker, gece boyu namazlar kılar. El-Muhyî Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'le Ebu Cehil gibi bir adamın, İkrime gibi Peygamber aleyhisselama ziyadesiyle öfkesi olan oğlunu Kur'an-ı Hakim ne hale getiriyor? Allah Azze ve Celle bu ayetlerle ne hale getiriyor? Kardeşlerim, İslam ordusu Halid bin Velid'in kumandasına gidiyor. Yermuk Muharebesi, Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal etmiş. Roma ile savaşıyorlar ama karşıda çok güçlü bir ordu var. İslam ordusu Yermük Muharebesi'nde dağılıyor. Halid bin Velid, sahabe geri çekiliyor. O an İkrime radıyallahu anh gidiyor. Kılıcının kınını kırmış atmış. Yani şehadete gittiğini izhar ediyor. Halid bin Velid gitme diyor. Eğer sen bu halinle şehit olursan sahabe-i kiram ve Müslümanlar, onların kalbinde büyük bir kırılma olur. Moraller çöker. Yapma İkrime, gitme İkrime diyor. Bırak beni Halid diyor. Sen Resulullah Aleyhisselam'la şu kadar beraber oldun. Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu kadar duasını aldın. Şu kadar zaferde, muharebede Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaydın. Benden daha önce Müslüman oldun sen Halid. Ama ben Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te yetmedi. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde hep ona karşıydım. Ben peygambere kılıç çeken bir adamım Halid. Allah beni affetsin. Onu istiyorum. Ben geldim ya Rab diyebilecek bir yüzüm olsun. Onun için eğer şu düşmanın içine dalar, o safları yararsam belki Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a yapmış olduklarımı bu cihadın karşılığında affeder. Bırak beni Halid. Burada seni dinlemem Halid der. Giderken İkrime radıyallahu anh men yubâ'yu alel mevt, ölümüne biat edenler nerede? Nerede Hz. Muhammed'e söz verenler sallallahu aleyhi ve sellem? Nerede Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağı düşüyor? O sancağı kaldırmak için Doğu Roma'nın üzerine yürüyecek Müslümanlar nerede diyor? 400 kişi onunla beraber düşmanın içine dalıyorlar. O hattı yarıyorlar. Arkadan Halid bin Velid geliyor. Yarıyorlar ama oraya düşüyorlar. Men yubayu alel maut. Muharebeden sonra İkrime'nin yanına gidiyorlar. Önce Haris bin Hişam'a gidiyorlar. Haris bin Hişam'a su alır mısın diyorlar. Evet diyor ama konuşamıyor. Suyu tam ağzına getiriyorlar ki İkrime radıyallahu anh o da yatıyor, ölüm bekliyor. Ona doğru bakıyor. Haris bin Hişam'a diyor ki alın bu suyu, bunu İkrime'ye götürün. İkrime'ye götürüyorlar. Ayyaş İkrime radıyallahu anh suyu içerken ona bakıyor. Diyor ki suyu Ayyaş'a götürün. Ayyaş'a götürüyorlar radıyallahu anh. Tam suyu ona verecekler. Ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Hemen İkrime'ye geliyorlar. O da ruhunu teslim etmiş. Oradan Haris bin Hişam'a geliyorlar. O da ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Kardeşlerim, El-Muhyî Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle insana anne rahminde hayat veriyor. Dağa, bayıra, ovaya, orada ektiklerinize, tohumlara, onlara hayat veriyor. Ölü kalplere, kafirlerin yüreklerine vahiy ile hayat veriyor, diriltiyor. Ebu Cehil'in evinden İkrime'yi alıyor. İslam düşmanıydı. Sonra öyle Müslüman oluyor ki Kur'an-ı Kerim sayfelerini okur, uzun namazlarda ayakları şişer. Sonra hâdâ kitâbu Rabbi, bu Rabbimin kitabı der, ağlar. En son Yermük'te şehadetiyle bir destan yazar. Öyle ayrılır bu dünyadan, öyle Allah'ın inayetiyle, lütfuyla cennete yürür kardeşlerim. El-Muhyî Celle Celaluhu. Hayat veriyor bu isim işte. Müslümanlar bu isimle hayat bulacaklar ve yüreklere hayat taşıyacaklar. Peki bu isimden nasibimiz nedir kardeşlerim? El-Muhyî Celle Celaluhu diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin kalbini dirittiyse, o zaman oğlun, kızın, kardeşin, amcaoğlun, dayıoğlun, görümcen, halan, eltin vesaire, onlar İkrime'den daha mı Allah'a düşman, haşa Resulüne düşman? Bilakis onlar Müslüman, etrafındalar. Peki neden bu vahiy ile onları diriltmek için mücadele içinde değilsin? Neden bunun için seferberlik ilan etmiyoruz kardeşlerim? Neden yapmıyoruz? Kaç defa gittik? Kaç defa anlattık? Küçük sorunlar, apartman o dairede o ses çıkarmıştı. Onun çocuğu senin evladına şöyle yan bakmıştı, kaşını indirmişti, yemekte tuz fazlaydı, buz fazlaydı, şu fazlaydı, bu fazlaydı, gelindi, kayınvalideydi, oğuldu, babaydı, kayınbiraderdir derken küçük meselelere iman davamızı kurban etmeye değer mi Müslümanlar? Kendini, kendimizi haklı görmeyi bırakalım. Ummu Hakim bir kadın olarak eşini kurtarmak için nasıl bir mücadelenin içine giriyor? Peki sen eşini, yakınlarını, etrafındaki Müslümanları kurtarabilmek için Ummu Hakim gibi, İkrime'nin eşi o kadın gibi bir mücadelenin içine girdin mi? Sen giriyor musun? Ben giriyor muyum? Böyle bir davamız var mı? Bu dini anlatmak sadece hocaların değil, hepimizin vazifesi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kapı kapı, şehir şehir dolaştılar. Allah ve Resul davasını anlattılar. Şimdi öyle dolaşın demiyor size kimse. Ama şu programı hani bir dokunsanız, beğenseniz, bu ders başlıyor diye 10 tane Müslümanı arasanız, haberdar etseniz, belki sen bu dersi bir kişiye anlatabileceksin. Ama öyleleri var ki bu derste tanışacak, belki hayatı değişecek. Hayatı değiştikten sonra nasıl hayatı değişen sahabe radıyallahu anhum, onların yüzlerin, binlerin hayatını değiştirdiler. Sizin vesilenizle, bu sohbetle belki hayatı değişen bir Müslüman, onlarca insanın hayatının değişmesine vesile olacak. Senin amel defterine yazılacak. Kardeşlerim, bakıyorsunuz Allah'a isyan eden bir adam ya da kadın, neyse, onların programı var, 100 binler dinliyor. Ahlaksızlar var, onların ekranları var. O ekranlarda, adalarda kızlar, erkekler bir aradalar. Yani sana, senin çocuğuna, evladına böyle bir hayatı yaşar mısın diyorlar. Özgürlük burada diyorlar. Onları bir anda 100 binler dinliyor. Ama ayet-i kerimeler okunuyor. Hadis-i şerifler okunuyor. El-Muhyî Celle Celaluhu. Bu isim yüreklere hayat verecek. Peki o yüreklere bu sözleri, o yüreklere taşır mısın? Buna vasıta olur musun? Zorumuza gitmiyor mu? Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer Allah'ın, gök Allah'ın. Bu mülkü ecdadımız İslam yurdu kalsın diye kanıyla sulayarak bize emanet etti. Ama burada Anadolu topraklarında 100 binlere Allah'a isyan edenler bir anda konuşurken neden Rabbim ayetleri binler, 2000'lerle sınırlı kalsın? Bunun madde planında bir karşılığı yok kardeşlerim. Biz sizden dünyalık hiç istemedik Allah'ın inayetiyle. Bu derslerde bir şey de satmıyoruz. Kitap vesaire satmıyoruz. Bilakis kardeşlerime programa ücretsiz olarak kitabı yükleyin diyorum. Koyuyorlar herhalde. Telegram hesabından size ulaşıyor. Reklam da almıyoruz bu videolara. Ahlaksız görüntüler çıkmasın diye reklam da kabul etmiyoruz. Bunun derdi nedir? Allah davasıdır. Bir Müslümana daha bunu nasıl ulaştırabiliriz? Bir kitap, bir tarih yazmıştım. İlk kitaplarım 4 kitap çıkmıştı. 2016 ya da 17 yılıydı. Bir İslam'ın Kızına başlıklı kitaptı. O kitabı okuyup da çok kardeşim çarşaf giydi, ferace giydi. Elhamdülillah. Allah Teala o kitabı onlar yüzlerce kardeşimin tesettüre bürünmesine vesile kıldı. Hamdolsun Rabbime. Bütün onlar onun ihsanıdır. El-Muhyî Celle Celaluhu. O halde beğenin, bu ders başlarken duyurun, ilan edin. Yani burada para yok, pul yok. Efendim orada Allah Teala isyan ediyorlar. Tek mahareti çıkıyor, bakıyorsun bedenini arz ediyor. Birisi çıkıyor orada bedenini arz ediyor. Ya sanat dediğinde bir maharet olacak, akıl olacak, tefekkür olacak, dil, diyalektik olacak. Tek maharetleri nedir bunların? Bedenlerini arz etmek. Başka bir mahareti yok. O 100 bin ama ayet okunuyor, hadis-i şerif okunuyor. Oralar binlerde kalıyorsa bu zorumuza gitmiyor mu Müslümanlar? Ela liyubellighi şahidu minkumul gâib. Duyuracağız, ilan edeceğiz. Belki duyurduklarımız onların seferberliği, onların cehdi cihadı bizden daha ileri noktada olacak. O halde El-Muhyî Celle Celaluhu bize diyor ki dirilten odur, yüreklere hayat veren de odur. Sen de yüreklere hayat vermek için seferber olacaksın. Onlardan bir tanesi de nedir? Arayacaksın, sohbet başlıyor. Kardeş gelir misin, dinler misin diyecek ya da not alacaksın. Onlara bunları, bu dersteki notları ulaştıracaksın, bildireceksin. Cenab-ı Hak o noktada hepimize muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Allah Teala'nın o güzel isimlerinden bir diğeri kardeşlerim El-Mumît Celle Celaluhu. Hayat veren de o, öldüren de o. Hayatı alan da o. Hayata son veren de o. Bu dünyaya gelirken bizim bir tercihimiz yoktu. Allah Teala bizi gönderdi. Vakit tamam olunca ölüm meleğini gönderecek. Ölüm meleği canımızı alacak. var eden, hayat veren o, hayatı alan yine o kardeşlerim. El-Mumî Celle Celaluhu. Peki Rabbimin bu ismini söyleyince bu isim bizim dünyamıza ne katkı sağlayacak? Bu ismi tekrar edince, bu ismi vird haline getirince ne değişecek? Şunu öğrenecek Müslümanlar. Madem ki hayat veren Allah Azze ve Celle, canları alan da O'dur. Peki ben neden Firavundan korkayım? Neden zalimden, kafirden korkayım diyecek. Cesareti bütün varlığıyla Müslüman kuşanmış olacak. Cesareti kuşanacak. Hani Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayından önce kaçmış, Mısır'dan ayrılmış, daha sonra Mısır'a dönmüş, Firavun'un sarayına gitmiş. Şuara suresinin 18. ayeti. Firavun Musa Aleyhisselam konuşunca sonra tanımış. Demiş ki ona, yani sen kâle elem nurabbike fînâ velîden ve lebihte fînâ min umurike sinîn. Benim terbiye ettiğim, sarayımda büyüttüğüm Musa değil misin? Yanımızda kalan, yetişen o Musa değil misin? Hani şunları yapıp da adamı öldürüp gitmiştin. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الظَّالِّينَ. Evet yapmıştım. O zaman dalindendim. Yani o zaman vahiy bilmiyordum. O zaman İslam'ın hakikatine ermemiştim. Onun için bunları yaptım. 20. ayet-i kerime. Ama ne zaman yürek vahye muhatap oluyor, o zaman geliyor, o zaman Firavun'a meydan okuyor. Sihirbazlar karşıda Hz. Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu anlayınca, idrak edince hepsi bir anda secdeye kapanıyorlar. Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Firavun tehdit ediyor. Elleri ayakları çaprazlama keseceğim diyor. Onlarsa فَقْضِ مَا أَنْتَ قَالْ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Sen ne yapabilirsin ki ey Firavun diyorlar. Sadece bu dünyada işte bunu yapabilirsin. Ellerimizi, ayaklarımızı keser, bizi öldürürsün. Senin hükmün bu dünyada geçer. Ey Firavun diyorlar. İnnemâ tekzî hâzihil hayâted dünya. Taha suresinin 72. ayeti. Dilediğini yap diyorlar. Bir defa secdeye kapanıyorlar. Firavun'a meydan okuyorlar. Neden kardeşlerim? Bir Müslüman El-Mumî Celle Celaluhu diyorsa canları alan Allah'tır Azze ve Celle. Buna inanıyor. Eğer Allah Teala murad etmediyse o zaman Nemrutlar İbrahimlerin ölümüne sebep olamazlar. Ateş her şeyi yakar ama İbrahim'i yakmayacaksın emrine muhatap olunca ateş yakamaz İbrahimleri. Hz. Musa Aleyhisselam bu hakikati biliyor. Firavun da onun gibi bir adam, onun gibi aciz bir insan. Canı Allah Teala'nın kudretinde ise o halde ona teslim olup şimdi vakit Firavun'a haddi bildirme vaktidir. Hakkı duyurma vaktidir. İşte sihirbazlar iman edince bu hakikati görüyorlar. El-Mumî Celle Celaluhu diyorlar. Firavun'a o an meydan okuyorlar. Allah Azze ve Celle hepimize böyle bir şuur ihsan eylesin. Kardeşlerim, El-Mumî Celle Celaluhu diyen bir Müslüman, mazlumsa, muzdaripse, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Gazze'de bakıyor şimdi. Neyi görüyor? O zalimler, firavunlar çocuklarını, yakınlarını öldürüyorlar, katlediyorlar. Onların da bir son anı olacak. O zaman melek gelecek. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ. Vuruyorlar yüzlerine, sırtlarına vuruyorlar, kafirlerin canlarını alıyorlar, seyrediyorlar. Ölüm meleği gelmiş, Çin sarayına girmiş, Urumçi'deki bir kadın. Arakan'daki bir Müslüman, mümine bir anne iffetini çiğnemişler. Şimdi o zalimlerin ölüm meleği canlarını alıyor. Kabirde azap başlıyor ve sonrasında ayet-i kerimeler ona mahşeri gösteriyor. El-Mumî Celle Celaluhu Müslümana umut veriyor. Bugüne dair cesaret veriyor. Canlar Allah Teala'nın kudretinde, onun verdiği canı onun müsaadesi olmadan kimseler alamaz. Bunu biliyorsun. Sen de korku olur mu Müslüman? Yani birilerinden korkup hakkı gizleme diye Müslümanla bir endişe olur mu? Olmaz. El-Mumî Celle Celaluhu. Oğluna söyle, kızına söyle, ey adam eşine söyle, evine söyle. El-Mumît Celle Celaluhu. Canı veren Allah Azze ve Celle. Alacak olan Allah Azze ve Celle. O halde ondan başkasının önünde sadece onun huzurunda eğilen başlar eğilmeyecek, bunu ilan eyle Müslüman. El-Mumît Celle Celaluhu. Ya Rab, her isimle bizi alıyorsun, bir alemden başka bir aleme taşıyorsun ya Rabbi. Her isim yalnız başına bir isim olsaydı, o isim bile bizi tevhide götürmeye, sana kulluğa yeterdi ya Rab. El-Mumît Celle Celaluhu. Kardeşlerim, El-Mumît Celle Celaluhu İsmini çok telaffuz ediyoruz. Virdimiz oluyor. El-Mumît Celle Celaluhu. Bu isimle kalbimizde, yüreğimizde ne kadar enaniyet, gıybet, haset gibi kötü duygular varsa, insan böyle bazı kardeşlerde gıybet, haset, nemime, bir söz duyayım, taşıyayım, ötekine haberim var mı, duydun mu, bak bak ne olmuş diye bunları taşıyayım, böyle olabilir. Aman ha, bunlar ahirette cehenneme sürüklenmeye vesile olabilir. Nasıl bu dünyayı bilmiyorduk, geldik bu dünyaya, buraya geldik, sizin ihtiyarınızda olmadı, aynı şekilde bir gözünüzü açacak, bakacaksınız ki mahşer. Burada ne yazdırdıysak kitaba, mahşerde onu koyacaklar önümüze kardeşlerim. Burada siz yazdırıyorsunuz. O halde dedikoduyu yazdırmayalım, hasedi yazdırmayalım. Bunlar cehenneme gidişimize vesile olacaksa, ahiret hesabınıza cehennem adına artı olacak, cehennem adına artı olacak şeyleri neden yazdırırız kardeşlerim? Niçin? Biliriz bunlar haram. Biliriz bunların vebali var da neden haset, gıybet, dedikodu, onun aleyhinde şunları şunları yapmak? Bu dersler, bu isimler, nasıl makinaya deterjanı koyuyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, su geliyor temizliyor. Peki kirli elbiseleri koydunuz, deterjan yok, su gelmiyor, düğmeye de basmadınız. O elbiseler orada 1000 sene dursa temiz olur mu? Olmaz. Tevbe bir iradedir. Şimdiye kadar yanlış olarak neleri yaptıysak onlardan tevbe edelim, istiğfar edelim. Bundan sonra bir daha o yanlışlara dönmeyelim. Aklımıza gelince gözümüz dolsun, yüreğimiz yansın. Bunlar yanık bir yürek, tevbenin kabul olduğunun emaresi, işaretidir kardeşlerim. İşte El-Mumî Celle Celaluhu bize bu hakikati anlatır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir diğeri El-Hayy Celle Celaluhu. Hay, bütün hayatlar ondan geliyor. Ne kadar canlı varsa onlar o ruhu, o canı ondan aldılar. O diridir, o hayat sahibidir, o la yemuttur. Allah Azze ve Celle ölümsüzdür kardeşlerim. Onun davası, o da ölümsüzdür. Müslüman Allah Azze ve Celle'ye giderek, ona ibadet ederek esasında ölümsüzlüğü kuşanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile ahiret arasında muhayyer kalınca ahiret tercih etmiş. Ayşe annemiz dua ediyor. Ya Rabbi Peygamber aleyhisselama şifa ihsan eyle diye. Ayşe dur diyor. Allahumma rafikel ala, artık yüce dostu istiyorum ya Rab. Dünya vazifem tamam olduysa beni al. Peygamberlerin, o salihlerin meclisine al ya Rab diye Efendimiz aleyhisselam böyle dua ediyor. Yani bir alemden başka bir aleme gidecek. O halde El-Hayy olan, hayat sahibi olan, Allah'la Azze ve Celle beraber olanlara ölüm yok kardeşlerim. Diyor ya Yunus, ölen beden imiş, aşıklar ölmez. Allah'ın dostları bu dünyada nöbetlerini tamamlar, buradan ayrılır, ahiret alemine giderler. Başka bir aleme onlar bedenlerini bırakarak ruhlarıyla muhacir olurlar. El-Hayy bize ebedi hayatı anlatıyor. Ayet-el Kürsü'de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyûm. Allah'tan başka ilah yok. O hay, o kayyum, o hayat sahibi. Alemde ne görüyorsanız bütün varlıklar hayatlarını ona borçlular. Bütün varlıklar hayatları ondan alıyorlar. Şehitler Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılırken onlar diridir buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle şühedayı bize anlatıyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. 169. ayet. Yani siz onları, Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. Onlar diridirler buyuruyor. Yine Bakara suresinde ve la tekulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahyau velakin la teş'urun. 154. ayet-i kerime. Onlar diridirler. Yani aşıklar ölmüyor, şehitler ölmüyor, Allah'a dost olanlar ölmüyorlar. Onlar bedenlerini bırakıyorlar, başka bir aleme gidiyorlar. Kabir onlar için cennet bahçesi. Oradan mahşere gidiyorlar. Onun için Mevlana Hazretleri ölüme şebi aruz diyor. Diyor ya Üstad Necip Fazıl, ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölümsüze gidebilmek, sonsuza gidebilmek, sonsuza ulaşmak. El-Hayy Celle Celaluhu bize onu anlatıyor. Rabbim Furkan suresinin 58. ayetinde وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ. Ölümsüz olan, hay olan Allah'a tevekkül et. Onunla beraber ol. Onunla beraber olanlar, ona tevekkül edenler, onlara korku yok. Onlara dünyada endişe yok buyuruyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal edince sahabe-i kiramda farklı haller oluyor. En dikkat sahibi olanlardan birisi Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz öyle demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyle Ebu Bekir'e namazı kıldırsın. Muru Eba Bekrin fel yusalli bin nas. Söyleyin ben mihraba geçecek durumda değilim. O geçsin. Ayşe annemiz Ebu Bekir rikkat sahibi birisi. Ağlamaktan orada duramaz. namaz kıldıramaz. Allah Resulü ayrılıyor aramızdan. Bunu anlayacak, yapamaz bunu. Ömer'e gidin demişti. Öyle zannetmiş, öyle düşünmüştü Ayşe radıyallahu anha. Ama Allah Resulü aleyhisselam irtihal edince, Hazreti Ömer'e haber ulaşınca, Ömer Efendimiz radıyallahu anh kılıcı çeker ve buyurur ki, İnnehu seyaudu kema ade Musa ila kavmihi. Hazreti Musa aleyhisselam Tur'dan nasıl döndüyse Allah Resulü aleyhisselam da dönecek. Kim o vefat etti derse başını vururum diyor. Öyle bir hal var Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'de. Bir minber kurulur. Minbere Ebubekir Efendimiz çıkar. O tarih hutbesini irad eder. Buyurur ki, "Men kana ya'budullaha Teala fe innehu hayyun la yamut. Ve men kana ya'budu Muhammeden fe innehu kad mate." Kim Allah azze ve celle ibadet ediyorsa bilsin ki o haydır. Hay, la yamut, ölümsüz. Ama kim Peygamber aleyhisselama ibadet ediyorsa bilsin ki o vefat etmiştir. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آيَةٌ. Devamında bu ayet-i kerimeyi okuyor. Hazreti Ömer Efendimiz dinliyor. Diyor ki, ben o ayet-i kerimeyi biliyordum. Ama sanki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ayeti okuyunca o an o ayeti ilk defa duymuş gibi oldum diyor. O ayet-i kerimeyi yeni duymuş gibi oldum. O ayet, o an bana bir hayat verdi. Hayata o ayet-i kerime bakışımı değiştirdi diyor. Ömer radıyallahu anh, Efendimiz kardeşlerim, El-Hayy Celle Celaluhu bize, müminlere, Allah Azze ve Celle ile beraber olan yüreklere ölüm yok. Onlar yıkılmaz, onlar sarsılmaz. Dikkat sahibi görürsün ama herkesin yıkıldığı an Hazreti Ebubekir gibi ümmetin önüne geçip ümmeti İslam'ı toparladığına şahit olursun. El-Hayy Celle Celaluhu. Ölü yüreklerimiz onunla hayat bulacak. Kainat onunla hayat bulur. O Hay'dir. Hay ismiyle Müslümanlar yüreklerini diriltecekler, yüreklerini, kalplerini diriltecekler, temizleyecekler, arınacaklar, tertemiz bir halde Allah Azze ve Celle'ye yönelecekler kardeşlerim. Rabbimizin bir diğer ismi El-Kayyûm Celle Celaluhu. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyûm. O hem hay, o hem kayyûm. Va'anetil vucuhul hayy. Va'anetil vucuhu lil hayyil kayyûm. Taha suresinin 111. ayetinde وَاَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Yani yüzler eğildiler o hay olan, kayyum olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda, onun önünde eğildiler. Kardeşlerim, nasıl eğilir Müslümanın, kafirin yüzü? Müslüman eliyle mağlup olur, öyle eğilir de. Peki Müslüman da وَاَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Bu ayet-i kerime senin için, benim için nasıl tecelli eder? Müslüman bakar, her yerde onu görür, onun kudretini görür. El-Kayyum demek, zatı ile kaim olan demek. Her şeyi yöneten, idare eden demek. Rızıkları takdir eden, var eden, yokluktan varlık alemine çıkaran demek. Varlıkların devamı ona bağlıdır. O kayyum, o idare etmese, bıraksa galaksiyi, binler, yüz binlerce yıldız bir anda yok olur. Hepsi dönüyor. Her biri dünyadan daha büyük. Milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldız var. Küçük değil. Her biri dünyadan daha büyük. Ama insanoğlu bugün onların ne kadar olduğunu bilmiyor. Sayılarını bilemiyor. Küçük olduğundan değil, büyük olmasına rağmen bilemiyor işte. O halde Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. Kayyum olan o, o yönetiyor, o idare ediyor, o sevk ediyor. Bir an bırakmış olsa yok olur. Arabayla gidiyorsun, şoför uyumuş olsa bir anda araba kontrolden çıkar kardeşlerim. Öyle değil mi? Peki ya boşlukta itim çekim gücüyle dünya dönüyor. Güneşin etrafında, kendi etrafında dönüyor. Nasıl kendiliğinden? Döner mi? Olur mu? Allah Teala bıraksa, kayyum olmasa bir anda her şey helak olur. 100 katlı bir gökdelene çıkıyorsun ya da böyle bir dağa çıktın. Bir tarafı yar, oradan bakmaya kimisi korkabilir. Yükseklik korkusu olur, bakamaz aşağıya doğru. Tehlike zanneder. Oradaki tehlike mi daha derin, yoksa dünya itim çekim gücüyle boşlukta dönüyor işte. Hangisi de tehlike daha büyük? Dünyada daha büyük. Ama görmüyorsun, bilmiyorsun. Milyonlarca yıldır dünya dönüyor. Kim döndürüyor? Kayyum olan Allah döndürüyor işte. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Efendim, yok şöyle oluyor, böyle oluyor. Peki öyle böyle oluyorsa, hadi bakalım öyle böyle olmayı tayin et. Sen de yap. Sen de bir dünya oluştur. Bu kadar alet, edevat var. O da itim çekim gücüyle dönsün. Demek ki bunun arkasında ne var? Allah var kardeşim. Allah Azze ve Celle var. Yani şimdi burası ağrıyor bazen. Kapatıyorsun çeneni. Bir ağrı oluyor. Ya bu ağrı olunca Allah Allah dedim. Ya Rabbi, bu çeneyi buraya nasıl ayarladın? Nasıl takdir ettin? Nasıl uydu buraya? Ya bu büyük olsaydı, önde olsaydı, burası çıkmış olsaydı, bunu kim ayarlar? Ayarlayınca, doktorlar kırınca nasıl yaparlar? Eskisi gibi olmaz. Oraya platinler koyarlar. Ağrılar, sızılar. Bir zaman sonra yine değişmek gerekecek. Yeniden ameliyathaneye gitmeler. Neler neler. Allah'ım ne muhteşem yaratırsın. İnsanlar eseri görüp de sana kul olamıyorlarsa onlar kördür, onlar sağır, onlar dilsizdir. Onlara ebedi cehennemi takdir ettin ya Rab. Uyandır insanları ölümle, uyanmadan uyandır bizi Allah'ım. Kardeşlerim, El-Kayyûm Celle Celaluhu her şeyi yönetiyor. Kalbini de o yönetiyor. Takdir ediyor, şöyle olacak. Eğer uyuyorsak Allah Teala'nın takdirine, orada bir huzur ve saadet iklimi oluşuyor. Tersanelerde gemileri yapıyorlar. Peki gemileri nerede gidecek şekilde yapıyorlar? Denizler. Denizlerde gidecek şekilde yapıyorlar. Peki o gemileri alsak, karayoluna koysak, karayolunda onlardan istifade edebilir miyiz? Edemeyiz. Arabaları neye uygun yapıyor, icat ediyorlar? Yollara. Peki denize girsek gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Uçakları semada, göklerde uçacak şekilde yapıyorlar. Onlarla karayoluna gitmeye çalışsak gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Allah Teala kalbi yaratıyor. Kalp huzur ister, sekinet ister. Eğer yürekte darlık varsa bütün beden rahatsız oluyor. Sistem çöküyor. Biliyorsunuz bunu. Hastalıklar debreşiyor. Moral düştüğü zaman. Peki Allah Teala kalbi yarattığı huzuru nerede bulacak? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin buyuruyor. Yürekler şarkıyla, türküyle değil, neyle huzur bulur? İmanla. Allah Teala zikirle huzur bulur. Yani öyle şarkı, türkü meclislerine gitmeyin. Orada uyuştururlar. Orada morfinlerle biraz durursun orada, ama sonrasında o acı daha da derin bir halde gelir seni bulur. Gelir seni kuşatır. Eğer ızdırabın varsa Mus'ab'ı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı oradan çekip alan İslam'a geleceksin. Sahabe radıyallahu anhum hazaratını dirilten Kur'an'a geleceksin. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikir cümlelerine geleceksin. Onlarla hayat bulacaksın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yönelmek, Ya Kayyûm demek. Al bu yüreği, yüreği sana teslim ettim. Yüreğimi selamete ulaştır Allah'ım diyoruz. Kardeşlerim, eğer bunu bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle söyleyebilirsek, Kayyum ismi bütün azalarımıza hayat verecek. Neden? Allah Teala ne diye yarattıysa, neye uygun yarattıysa Kayyum diyeceksin, ona teslim olacaksın. Ona teslim olunca ağzında haram lokma girmeyecek, gözün harama bakmayacak, kulakların dinlemeyecek. Haramlar bedene girmeyince o zaman sende bir kanaat olacak. Kim ne yaptı, ne kazandı, neleri aldı evine, nasıl değiştirdi, ben alamadım, ben yapamadım diye bir derdin olmayacak. Bütün bu eski dertlere fuzuli meseleler diye bakacaksın. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmak diyor ya Üstad Necip Fazıl önceki hayatına. İşte öyle bir uğraşı olduğunu fark edecek, idrak edeceksin. El-Kayyûm Celle Celaluhu bize diyor ki bırak, gel Allah'a Azze ve Celle'ye bütün varlığınla teslim ol. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا. Hanif olarak, batıldan hakka meyleden bir kul olarak bütün azalarını Allah'a, onun kitabına, Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine teslim et. Göz, onun bak dediğine baksın, kulak duy dediğini duysun, ağız helal kıldığını alsın. İşte o zaman sende büyük bir inkılap olacak. Allah Teala'nın tasarrufunda olduğunu bilen bir kul, yüreğini, kalbini ona teslim edecek. Cenab-ı Hak kalbini Rabbine teslim eden kullar kadrosuna bizleri de ilhak eylesin. Allah Azze ve Celle söylediklerimle amel etme şuurunu hepimize ihsan eylesin inşallah. Hastalara şifalar lütfeylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.